TRT ekranlarında İşin Mutfağı programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Aytuğ Önal. Önallar Gıda Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda İKFA kurulu üyesi. İKFA nedir? Öncelikle onu çok merak ettim. İKFA Dünya Sportif Balık Avcılığı Federasyonu'nun kısaltılmış hali. Türkiye'den bu federasyona üye 3 arkadaştan bir tanesiyiz. Harika, harika. Neler yapıyorsunuz? İKFA çerçevesinde aslında sürdürülebilir balık avcılığı ile alakalı dünya genelindeki bir veri tabanı ile alakalı desteklemeyi sağlıyoruz. Ve burada başta Orkinos ve Kılıç olarak artık türlerinin sayıları çok azalan, yoğun avcılık riski altında kalmış türlerin sürdürülebilirliğini, çocuklarımızın ve torunlarımızın da artık bu balıkları hala doğal ortamlarında görebilmeni sağlamak için bir federasyon. Bununla alakalı da bu balık avcılığının bir regülasyon çerçevesinde sürdürülebilir kılınmasıyla alakalı bir yapısı var. Aslında av yapmıyorsunuz, hasat yapıyorsunuz, öyle mi? Evet, yani bu sportif avcılığın içerisindeki çok minik bir kısmında sevdiklerimizle paylaşmak için hasat yapıyoruz. Geri kalan bütün avladığımız bireyleri yakalayıp işaretleyip geri bırakıyoruz. Harika. Ben de sosyal medyada gördüm en son avladığınız balığı. Yüksek bir kiloda herhalde, evet. Gördüğüm kadarıyla büyük, kaç, 200 kilo civarında sanırım. Onu da paylaştınız sevdiklerinizle. Bütün denizle paylaştık. Ne güzel, ne kadar güzel. Bunun dışında Önallar Gıda'da yönetim kurulu üyeliği var sizde. Birazcık ondan bahsedelim. İş yaşantınız nasıl? Tabii ki dededen beri devam eden bir aslında ailevi kültürümüz. Yani işle beraber bu bizim için bir kültür. Çünkü süt ve süt ürünleri nesillerden nesile devredilen bir kültür. Dolayısıyla burada dededen babaya, babadan da ben ve kardeşime devredilen bir bayrak. Buradaki yapıyı da, geleneksel yapıdaki o aldığımız deneyimi şu anki aslında teknoloji ve inovatif bakış açısıyla Endüstri 4.0'la eşleştirip bunun melezini yapıp Denizli'nin en ücra köylerinde sütü online takip edip Big Data'da bunların verim maksimizasyonu yapmaya çalıştığımız aslında bir hikayenin bir parçasıyız. Çok güzel. Peki şu an yaptığınız, üzerine çalıştığınız bir proje var mı? Hibe desteği falan alıyor musunuz mesela? Tabii ki. Burada kırsal kalkınmalardan, işte Avrupa Birliği destek fonlarından, diğer yandan da üniversitemizle beraber yaptığımız, TÜBİTAK'la beraber yaptığımız ARGE çalışmalarımız var. En son yaptığımız, bu Pamukkale Üniversitesi ile beraber yaptığımız ARGE çalışmasında da çiğ süt yapısının online yapıda kalitesinin takibi, standartizasyonu ve bunun Endüstri 4.0'a entegrasyonu ile alakalı bir çalışma yaptık. Ve sektörde aslında bir ilk. Harika, ilk defa diyorum ben. Çiğ süt derken pastörize olmamış bir sütün. Evet, takibi, yani köydeki mi? Ayşe teyzemizin veya çiftlikte sağılan çiğ sütün sağım istasyonundan elde edildikten sonra soğutma tankına giren ve herhangi bir daha işlem görmemiş halinden başlıyoruz biz. Bu yapıya çiğ süt diyoruz. Buradaki çiğ sütü biz geliş anından itibaren sıcaklığını, pH'ını, ne zaman geldi, kaç derecede, bunlar hangi arabadaki hangi sütle kombinlenecek gibi aslında hani böyle yeni çağın farklı bir bakış açısıyla alakalı çalışmayı başlatıyoruz. Ondan sonra bu elde ettiğimiz verilerle beraber fabrikaya gelen sütü işte pastörize ediyoruz. Ondan sonra ürüne uygun olarak pişirme, inkübasyon süreçlerine tabi tutup ürüne dönüştürüyoruz. Ama burada önemli olan doğru ürün, doğru süt. Çünkü bizim için hepsi değerli. Ama doğru ürünle doğru sütü eşleştirebilirseniz işte o istediğiniz damak tadını daha iyi yakalayabiliyorsunuz. Ben zaten sizin devamlı müşterinizim. Özellikle bayram yerindeki zeytinciler pazarı. Zeytin peynir çarşısında sizin mağazanızı ziyaret etmeden oradan ayrılmıyorum. Damak zevki gerçekten çok önemli. Mesela farklı çalışmalarınız var mı bu konuda? Hani farklı sütlerden yeni ürünler de çıkarmak gibi. Mesela geçenlerde bir yazı okudum. İşte krem peynirler işte kalp sağlığı için zararlı olduğu ortaya çıkmış. Daha böyle doğal, insanların tüketiminde sağlık açısından risk teşkil etmeyecek ama mesela farklı bir peynir markası, işte inovatif bir peynirle bayağı bir hani mesela üçgen, pardon, burgu peynirle ve farklı şekillerde, farklı formlarla bir pazarlama stratejisi uyguladılar ve çok fazla ürün piyasada onların görüyorum ve satış yapıldığını izliyorum.
Yani çocuklar özellikle tercih ediyor kahvaltı sofralarında. Sizin var mı böyle bir inovatif kafanızda? Şöyle aslında biz de iki yapıyı devam ettiriyoruz. Hı hı. Şimdi biz aynı zamanda bizim şehrimizin rol model ürünleri olan İskokulu yoğurdu ve işte karın tereyağını kültürel olarak devam ettirip bunun coğrafi işaret çerçevesinin speklerini belirlemeye çalışırken diğer taraftan da bu sene lansmanını yaptığımız mesela Antep fıstıklı sepet peyniri var. İşte taze cevizli sepet peyniri var. Yani biraz daha bu sefer hala içinde o kültürel damak tadının olduğu ama yeni nesilinde içindeki o çeşni yapısıyla daha hoşuna gidecek formları birleştirdiğimiz bir ürün çalışması da yapıyoruz. Diğer taraftan laktozsuz grupla alakalı bir çalışmamız var. Çünkü hepimiz de bay bayan artık laktoza karşı bir hassasiyetimiz olsun olmasın. Alternatifi varsa laktozsuz bir ürün tercihi oluşmaya başladı. Bununla alakalı da hani biraz da laktozsuz grupta acaba o damak tadını devam ettirerek. Çünkü orada bir miktar böyle tatlıya kayan bir yapı oluşuyor laktozu intoler ettiğimiz zaman. Ki bunu hala nasıl pasifize ederiz? Çünkü burada en önemli olan şey doğallığı da korumak. Yani yoksa ben size pembe bir tereyağda Türk Gıda Kodeksine uygun şekilde yapabilirim. Doğru. Ama bu bizim işte şirket kültürümüze, bu bizim vizyonumuza uymuyor. Yani ben hala diyorum benim tereyağım doğadaki yapı gibi. Yıl 12 ay aynı renk olmaz. Çünkü doğamız da farklı tonlara sahipse bu yediğimiz gıdanın da bu elde edilen hayvan kaynaklı bir süt olduğu için tamamıyla bu yapı girdiğiyle alakalı. Yani hayvan o mevsimde ne yiyorsa, hangi sıcaklığa tabi tutuyorsa ürününüzde minimal renk değişiklikleri olması zaten aslında bu ürünün de doğal olduğunu gösteriyor. Öyleyse bizim tereyağımız evet Pantone olarak yıl içerisinde değişir. Doğa da değişiyor. Doğru. Hani standart bir yani sarı tereyağı iyi tereyağı. Algısı biraz da doğru bir algı değil. Çok net anladım. Peki mesela şeyden bahsettik biraz önce. Kokulu yoğurt var bizim yöremize ait. Onun dışında farklı böyle size ait özel has ürünler var mı Önallar gıda olarak? Asıl karın tereyağı dediğimiz yapıyı belli speklere oturtturduğumuz ve evet yani siz bir yere gittiğinizde yani Önallar tereyağı diye aldıkları ürün aslında karın tereyağı. En çok o satılıyor galiba. En çok o satılıyor. Payında en birinci göz bebeğimiz. Aynen ondan sonra süzme yoğurtlarımız ondan sonra olgunlaştırılmış klasik beyaz peynirlerimiz. Ondan sonra taze grubundaki beyaz peynirlerimiz, bezle şekillendirilmiş köy peynirlerimiz olarak devam ediyor. Baktığınız zaman aslında bunun değişik formlarda 76 çeşit ürün var. Yani çok böyle işte sadece 3-5 kalem var diyoruz ama bunu alt kırılımına baktığınız zaman 76 çeşit müşterimize sunduğumuz alternatifimiz var. Sadece merkez Denizli'de mi? Sadece merkezimiz Denizli'de. Yani başka yerlerde şubeleriniz yok. Yok tamamıyla merkezden dağıtım ağıyla biz son noktaya kadar hala dağıtımı kendimiz yapıyoruz. Deniz içerisinde ama değil mi? Denizli ve Ege bölgesi. Ha, Ege bölgesi. Noktası olarak İstanbul. E-ticaret olarak tüm Türkiye. Yani bu baktığınızda süt firmalarında çok böyle beklenen bir yapı değil. Kendi ERP yazılımımızı kendimiz yazdık. Kendi donanım otomasyonlarımızı kendimiz yapıyoruz. Yani aslında teknolojiyi transfer etmektense teknolojiyi kendimiz yaratıyoruz. Çok güzel. Peki bu teknolojileri neler yapıyorsunuz? Hani bu yazılımla sadece sütün takibi veya yok. Üretim? Yani şöyle hikayenin ilk başından başlayarak aslında biz bütün yapıyı kayıt altına almaya çalışıyoruz. Bununla beraber bizim üretim proseslerimizde geleneksel damak tadımızı sağlayan mekanik ve el işçiliklerinde bu sefer otomasyona tabi tutuyorum. Bu nedir? Makineyi artık ele enerji verilebilen her aşamasını ben otomasyonel olarak hem kontrol edebiliyorum hem kayıt altına alabiliyorum. Yani tereyağı sürecinden örnek verecek olursak belirlediğimiz reçetede ham madde karışımı sağlanmazsa bir o istasyondaki cihaza elektrik zaten verilmiyor. Ondan sonraki süreçteki bütün prosesi 1960 model bir Rolls-Royce ayarında böyle bir tereyağı yayık makinemiz var. İnsansız çalışıyor. Tamamıyla hem endüstriyeldeki donanım yazılımı hem de mekanik otomasyonu bize ait. Yani biz yapıyı teknolojik hale getirirken duyusaldan fedakarlık etmek istemediğimiz için direkt böyle copy paste olarak yeni teknolojiyi al bunu koy dansa bu damak tadını nasıl devam ettirebiliriz ve nasıl standartize edebiliriz ile alakalı vazgeçemediğimiz bazı üretim hatlarını bu sefer kendimiz mekanik anlamda otomasyona tabi tutuyoruz. Bundan sonraki parti takipli işte depo yönetimi,
ileri satıştaki izlenebilirlik, bir müşteriden geri bildirim geldiği zaman olumlu bir geri bildirim. Bunun nereye kadar kaynaklandığını bulup oradaki... İneğe kadar, ineğe gibi tabii ki. İneğin cinsine kadar. Yani burada mesela çalıştığın inek çeşitleri var mı? Hani mesela şu cins inekten daha çok süt temin edilir, bu ineklerden daha çok faydalanabiliriz veya daha az süt çıkar gibi. Şöyle, bölgemizde zaten iki çeşit hayvan ırkımız ağırlıklı. Hı-hı. Bir simental, bir Holstein. Holstein'daki cinsinde daha litre odaklı ve endüstriyel bir ırkımızdır. Simental, yağ ve protein oranları da olarak daha zengin. Litre olarak daha düşük olmasına rağmen içindeki fiziko-kimyasal birikimi daha yüksek bir hayvan ırkıdır. Tabii ki bu tarz elde edilmiş sütlerden daha işte o duysal odaklı olan ürünlerde kullandığınızda performansınız daha yüksek oluyor. Bazı inek cinslerine çünkü sütleri protein daha yüksek oluyormuş değil mi? Hani evet. Besin değeri daha yüksek oluyor. Bunların belli miktarı ırk kaynaklı, belli miktarı da besleme kaynaklı. Dolayısıyla bizim sahada o Ayşe teyzeye dokunmak istememizin bir nedeni de bu. Yani doğru ırka sahip olsanız da doğru beslenmeye sahip değil iseniz o yapıdaki inekten bu sefer hedeflediğimiz süt kalitesini de elde edemiyoruz. Dolayısıyla yine orada bir doğru inek varlığı, doğru beslenme, doğru refah bunların hepsi ineğin çıktı olarak bize verdiği o süte etki eden basamaklar. Doğru, çok da bazı çünkü özellikle dikkat eden arkadaşlarım da var. İşte Jersey ineğinin sütünü buldum diye seviniyorlar böyle. İstanbul'da yaşıyor kendisi. Yani farklı farklı ineklerin sütleriyle beslenmek hani onlara da mutluluk da veriyor aynı zamanda. Sağlıklı besleniyorum işte oradan temin ediyor gibi. Yani insan bazıları da böyle dikkat ediyor. Onun dışında mesela balıktan bahsedin. Balık bir hobi olarak mı girdi hayatınıza? Yoksa onun bir mesela aileden gördüğünüz bir şey mi devam ettirmek istediğiniz veya bir arkadaş nasıl girdi hayatınıza? Yok. Çok... Aslında temel tamamıyla annemin çocuklukta beni vakit geçirmek için el örgüsü yaptığı tencere tutacağını balık olarak örmesiyle başlamış. Yani eskiden bu tencere tutacaklarını insanlar elleriyle örermiş. Annem şans eseri bir balık şeklinde ördüğü bir bezi varmış ve onu vakit geçirmek için çok size ufak vermiş. Yaşta bana vermiş. Tamam. Tamam da aslında başlangıç bu. Sonra... Oradan bir balığa merak. Bu balık merakı daha sonra lise 2'ye kadar bir lisanslı yüzücülük. Oradan su altı hayatına bir merak. Oradan da bu merakla beraber sportif balık avcılığına geçiş. Ondan sonraki süreçte de bu iş yurt dışında, dünyada nasıl yapılıyor? Bu iş daha sürdürülebilir olarak insanlar ne yapmaya çalışıyor şeklinde bu sefer yurt dışındaki işte yarışmalara katılma, en son da artık Amerika'daki bu işin federasyonunda ömür boyu üyeliğe seçilme. Çok güzel, tebrik ediyorum gerçekten. Yani bir şeyi kafana koyduğumu ben onu anlıyorum. Evet, yani 25 yıllık bir hedefin sonucu şöyle söyleyeyim. 4 yıl boyunca bu işte hedef avcılığımız olan Orkinos avına gittim ve sıfır balık. Yani 4 yıl boyunca siz hobinizdeki hedefiniz için uğraşacaksınız ve sonuç alamayacaksınız. Bu 4 yıl şöyle gerçekleşiyor. Gidiyorsunuz balığı bulamıyorsunuz. Gidiyorsunuz balığı buluyorsunuz yakalayamıyorsunuz. Gidiyorsunuz balığı buluyorsunuz yakalıyorsunuz oltadan kaçırıyorsunuz. Hani bu tamamen aslında bir birikim. Evet, evet. Step by step. Step by step. İlerlemesi. Ama şunu anlıyorum hani yani ben bunu yapamadım, başaramadım diye vazgeçmek değil. Yok hayatına. Onu mutlaka yapana kadar uğraşıyorsun. Bir şekilde onu hedefine koyduktan sonra. Evet, detaydan bütüne giden bir arkadaşız. Onun için güzel. Her basamağını bilelim, her basamağını inceleyelim. İş hayatımızda da böyle. Yani biz işte sütün ilk kaynağından başlayarak gidelim ki istediğimiz ürüne ulaşalım. Yani bu bir hayat felsefesine dönüşüyor bir yerden sonra. İş hayatına ne zaman başladın? Hani benim anladığım şöyle... Gençlik yani çocukluk döneminde de sanki işin içindeymişsin gibi hani çünkü temeli bilmen gerekiyor. Ya bu aile kültürü olunca zaten hani hafta sonu zaten hep o hamurun içinde oluyorsunuz. Kaç yaşındaydı mesela ilk dükkanda kendini gördüğün işte orada bir şeyler mesela yeri süpürmek olur, bir kasada durmak olur. Yani komşularımızın mesela söylediği biz işte 5-6 yaşlarındayken o esnafların olduğu o çarşıda hayata başlamışız. 5-6 yaşında çok güzel. Ondan sonra hani iyi ki de başlamışız. Neydi sana verilen görev? Yer süpürme. Değil mi? Yer süpürerek başladım. Tabii ki. Klasik. Oradan ürünleri işte satışında reyonda bulunmak. Ondan sonra öğrenim hayatı çerçevesinde step step üretimdeki iş akışlarında bulunmak.
Öğrenim hayatım derken hani bununla ilgili mi, bir işletme falan mı İşletme. Okudun? Evet. Tamam, çok güzel. Bir işte lisede birincilikle bir mezun eğitimimiz oldu. Ondan sonra İngilizce işletme eğitimi aldık. Bunu şeref öğrencisi olarak bitirdik. Çok Ondan güzel. Sonra bir 3 sene eğitime ara verdik. Burada çalışma hayatına devam ettik. Sonra Executive MBA'ye başladık. Onu yüksek şerefle bitirdik. Ne güzel. Hani böyle hem iş hayatı hem eğitim hayatı. Bazen soruyorlar, ne yapıyorsun? Master'lı peynircilik yapıyorum. Peki seni bu yüksek şerefle bitirmeni sağlatan motivasyon kaynağın neydi? Ya, temeldeki ben diyorum aile kültürüm. Yani burada bana bir miras var. Aslında biz bu süreci hani %100 iş olarak görmüyoruz. Dededen gelen bir mirasımız var. Ve bunu bir sonraki işte 4. nesile bir bayrak gibi düşünün. Yani o aile mirasını devredeceksiniz. İnşallah o devir esnasında mümkün olan en iyi kombinasyonu yaratalım. En iyi modernizasyonu sağlayalım diye bir taraftan gelenekselliği devam ettiriyorsunuz. Bir taraftan akademik olarak bu iş dünyada nasıl yapılıyor? Süt dünyada nasıl yönleniyor? Nereye gidiyor? Bunu görelim. Bu sefer daha iyi bir yönetici olmak için ne yapmamız gerekiyor? Çünkü bu bir ekip işi yani. Yoksa evet, biz tek başımıza büyük bir gölün içindeki tek damlayız. Çok doğru. Yani benim anladığım şu, yani atalardan gelen bir mirasın mirasçısı olarak hani gelecek nesillere aktarmak senin kendi sorumluluğun altında hissettiğin için böyle bir yüksek motivasyona sahipsin. Hem geçmiş olan bağlılık hem de geleceğe aktarımda kendinde bir rol model hissetmen senin destekleyen, içsel motivasyonu sağlayan öğelerden biri. Peki onun dışında bir sonraki adım olarak kendini nerede görüyorsun? Yani bir 5 yıl sonra, 10 yıl sonra mesela sütün geleceği şimdi mesela hani paketleniyor. Bunun gelecekte ne olabilir? Atıyorum hani bir farklı bir sunuş tarzı olabilir, farklı bir ürün olabilir. Artık çok fazla yapay zeka çıktı. Neler olacak sence? Bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra aynı sütü mü içiyor olacağız? Aynı ürünleri mi yiyor olacağız? Yani şöyle burada... Soya orta, sütü çıktı orta, atıyormuş değil mi? Farklı sütler tabii ki işte bu, çıktı. Ya bunlar biraz da şey, Hindistan. Artık... alerjik yapımız gün geçtikçe artıyor. Laktozsuz yani, süt dedi mesela. İşte laktozsuz süt gibi, işte gluten alerji gibi. Yani artık teknolojik hayata entegre oldukça vücudumuz daha hassas noktalara da gidiyor. Dolayısıyla biz bu gıda destekleyen yapı olarak da mevcut portföydeki müşteri kitlemize de doğru entegre olmamız gerekiyor. Ama bence burada en önemli şey artık teknolojiyle beraber biz bilgiye direkt ulaşmak isteyen bir toplum haline geliyoruz. Yani yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz ne varsa, hani demin dediniz ya, acaba hangi sütten üretiliyor? Hani bizim şu an yakın gelecekteki planlamamız, müşterimize biz aldığı bir ürünün hikayesini mümkün olduğu kadar detaya indirerek gösterebilirim. Çünkü yapıda hani daha sağlıklı hayatımızı devam ettirebilmemiz için acaba bu hangi yapıda elde edildi? Yani, içinde... Mesela yumurtada o çok başarılı oldu bence. Kesinlikle. Mesela 0, 1, 2, 3 rakamlar koyarak ben mesela satın alırken hani bir tüketici olarak özellikle işte gezen tavuk tercih ediyorum. Bilmiyorum onlarla ne kadar... Ciddi anlamda ilgileniyoruz yani. Ben... Ne kadar doğru onlar bazen çünkü çevrende inanma gerçek değil falan gezen tavuk yazıyor ama... Ben şu noktadayım yani devletin denetim mekanizmasından geçen her şeye ben %100 güveniyorum. O zaman... Yani sıfırda devam. Hani organik sertifikası olan bir ürüne %100 güveniyorum. Sizde bu yumurtayla alakalı var mı çalışma? Yok, ben de bireysel tüketimle alakalı. Yani biz işte burada mümkün olduğu kadar doğal yaşamla birlikte yaşayalım deyince işte kendi siyez buğdayımızı ekmeye çalışıyoruz. Bundan işte mümkün olduğu kadar kendi tüketeceğimiz ürünleri üretmeye siyez çalışıyoruz. Siyez unu, siyez. Çok güzel. Onlar da yani ben de daha önceden bir fırın işletmeciliği yaptım. Çok ekmek çeşitlerine hakimim de kara kılçık buğdayı. Evet. Onun dışında işte unsuz mayasız ekmek çeşitleri üreterek hani çok fazla insanlar dediğiniz gibi şimdi doğala olan yatkınlıkları ve yönlenmeleri sayesinde daha çok organik ürünler talep ediliyor. Belki işte 10 yıl sonra 20 yıl sonra dediğiniz gibi farklı süt tipleri yani insanların tiplerine göre, kan gruplarına göre veya ihtiyaçlarına göre belki de. Alerjik reaksiyonlarına göre. Yeni bir şey çıkmıştı. Görmüştüm milkshake'li bir süt çeşidi. Açıkçası hani insanlar nasıl bunu alıyor, çocuklarını yediriyor? Hayretle bakmıştım. O kadar farklı içerikler var ki içinde. Yani boya, süt dışında her şey var diyebilirim. Ayrıca yoğurt çeşitleri de var. Meyveli yoğurt adı altında. İçinde belki %3, %5 meyve oranları var. Bir takip ettiğim kişi var, gıda dedektifi. Çünkü o çok güzel yayınlıyor. İçinde meyveden başka boya, işte yani koruyucu madde, siz daha iyi bilirsiniz, birçok
yapay tatlandırıcı, renk verici, aroma verici şeyler var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Daha organik olacak mı? Yoksa bunlar tamamen piyasadan kalkacak? Artık daha doğallaşacak? Ya aslında insanların talepleri de değişiyor. Yani şimdi bir kısım daha organik yaşamak isterken bir kısım ben yediğim üründen daha fazla zevk almak istiyorum. Yani hem duyusal olarak hem görsel olarak daha fazla zevk almak istiyorum diyor. Dolayısıyla sanki gökkuşağın içindeki renk skalası önümüzdeki yıllarda biraz daha genişleyecek. Hani bu portföyde daha tanımlanabilir ürünler belki daha çok olacak. Yani organik ürünse daha spekleri belli olan ama içinde belki de o insanların istediği aromayı, rengi sağlayan elementler varsa bunların daha anlaşılabilir veya içinde olduğunu daha rahat okunabilir puntolarda olmasıyla alakalı bir regülasyon değişebilir. Ama ben önümüzdeki yıllarda bahsettiğimiz o ürün çeşitliliğinin iki uç noktada artacağını düşünüyorum. Bu konuda mesela bizim tereyağı prosesimizde biz hiçbir maya, kültür ve prosesi hızlandıracak aktivatör kullanmıyoruz. Bundan kaynaklı olarak elde ettiğimiz o ilk prosesteki ham maddeyi önce 4 ile 6 ay bekletiyoruz. Kendiliğinden belli bir inkübasyona tabi olmasını bekliyoruz. İstediğimiz pH aralıklarına geldikten sonra üretime dahil ediyoruz. Şimdi bunun diğer endüstriyel ayağında sütten krema elde ediyorsunuz. İçine aktivasyonu hızlandıracak kültürü ilave ediyorsunuz. 48 saat sonra tereyağı prosesini hazır bir yapı elde edebiliyorsunuz. Arada baktığınız zaman regülasyonda bir fark yok. Ama dünyada artık bunun bir tanımı var. Diyorlar ki eğer içine kültür ilave ediyorsan bu tereyağın üzerine kültürlü tereyağı yazmak zorundasın. Diğer taraftan da diyor ki sen eğer bu kadar proses yüküne tabi tuttun, bu kadar zahmete katlandıysan bunun üstüne de kültürsüz tereyağı olarak yazacaksın. Bizim ürünümüzde hepsinin üzerinde yazar, kültürsüz tereyağı yazar. Halkımız belki bu konularda biraz daha bilinçlenecek. Yani fiyat kalite performansını arttırmak için bazı operasyonları hızlandırmak için bu prosesleri bu tarz yapılar olmak zorunda kalacak. Ama diğer taraftan da ben mümkün olduğu kadar içine minimum girdinin olduğu bir ürün tüketmek istiyorum diyen insanlar için de daha belirleyici ürün oluyor. Biz ürünlerimize kullandığımız tuzları dahi katkısız tuz kullanıyoruz. Yani mümkün olduğu kadar minimum müdahale olsun. İşte doğal ham madde, doğal tuz, minimum girdi. En sonunda da bir kuzu işkembesiyle doğal bir ambalaj. Üstüne %100 doğal yazmak konusunda da bu sefer çok ciddi bir hak görüyoruz. Çok doğru, çok doğru. Hani bu konuda dediğim gibi ilk baştan en sona bizim için izlenebilirlik insanlarda verinin doğruluğu. Biz deminden beri ne diyoruz? Acaba ne kadar doğru? Yani burada artık insanlar veriye ne kadar detaylı ulaşabilirse sizin ürününüze o kadar da güven hissediyor. Bununla alakalı işte arka taraftaki bu veri yapısını mümkün olan en sağlıklı yapıya ulaştırmakla alakalı bir çalışmamız var. Bunun yanında da bahsettiğim gibi laktozsuz ürünler, kefirler. Tam onu soracaktım. Yani kefir çıktı mesela son zamanlarda piyasaya. Yani biz çocukken kefir diye bir şey yoktu. Ekşi ayran vardı. Ekşi ayran mı? Aslında vardı. Ekşi ayran olarak bunun farklı bir varyasyonunu tüketiyorduk. Doğru, yani bilmiyorduk yani onun yani ne olduğunu belki de. Sağlıklı bağırsak yapısı için oradaki bakteriyel yapıyı destekleyici. Yayık ayranı mesela böyle köpüklü falan ve susurluğun ayranı çok meşhur. Mesela o da çok kefir tadına benzer. Şimdi mesela kefirler çıktı. Arkadaşlarım da var evde üretiyor kefirleri. Hatta bana bir arkadaşım hediye getirdi böyle kefir mayası, kefir topları şeklinde. Ben tabii çok becerikli olduğum için bir iki yaptıktan sonra bir baktım kendi kendine küfür bayağı doğal olduğu için. Yani evde yapmak isteyenlerin öyle bir şansları da var. Kefirin bir de meyveleri çıktı değil mi çocuklara yönelik? Hani mesela onlar ne kadar sağlıklı, ne kadar doğal? Hani ya işte orada bahsettiğim ya bu ürünlerin... Kefir sağlıklı diye alıyoruz. %100 sağlıklı. Yani burada ürünün cinsine bağlı olarak yorum ve iyidir kötüdür demek biraz kasaplığa gider. Hani çünkü çok emek veren sektörde inanılmaz inovatif arkadaşlarımız var. Hani mümkün olan en iyi şeyi, en iyi kombinasyonu yaratmaya çalışan arkadaşlarımız var. Bunlara da çok büyük saygı duyuyorum. Ama diğer taraftan daha işte fiyat kalite performansı odaklı ürün üreten arkadaşlarımız da var. Hani hep dönüyoruz ya sağlıklı bağırsak yapısına ulaşmak bence gelecekte daha zor olacak.
Buradaki en önemli protein kaynaklarından biri de biz olunca süt ürünleri. Buradaki evet, sağlıklı bağırsak yapısıyla alakalı bence yatay büyüme ürünlerde daha fazla olacak. Ve bununla alakalı bazı çalışmalarımız var. Yani kefirle biz, ilgili var mı çalışmalarınız? Var. Yani yoğurt ve kefir grupları hepsi fermente süt grubu olarak adlandırılır. Daha ağırlıklı olarak orta vadedeki yaptığımız yatırımlar da artık fermente süt ürünleri üzerine olacak. Çok iyi. Mesela ben de çocuklarım özellikle ayran yerine kefir tüketmeye çalışıyorum. Hani ekşi geliyor dediklerinde biraz suyla açıyorum. Çünkü fark ediyorum ki onu yedikleri zaman daha böyle hem tok tutuyor, hem abur cubura yönelmiyorlar. Hem daha sağlıklı, bağırsak yapıları dediğiniz gibi daha rahat işliyor. Bir de bağırsakların beyinle alakası olduğunu... İkincil beyin. ...okumuştum. Gerçekten bizi yönlendiren, mesela tatlı istiyorsak eğer, çok fazla tatlı yediğimiz için bağırsaklarımız aslında bizi tatlı istetiyor. O süt ürünlerinde doğal işte fermente ürünler tükettiğimiz zaman daha sağlıklı ürünler canımız çekiyor. Öyle abur cubura saldırmıyoruz ve daha rahat işleyen bir bağırsak sindirim sistemiyle daha rahat hem tüketim olarak da çok az tüketmeye çalışıyoruz, hem de sindirim olarak da çok daha rahat sindirebiliyoruz. O yüzden bence bu ferment ürünler dediğiniz gibi ilerleyen zamanlarda çeşitlilik bakımından çok fazla yaygınlaşacak. Umuyorum siz de öncüsü olarak denizimizde yer alacaksınız. Tabii ki, yani burada Pamukkale Üniversitesi'nden çıkmış çok böyle inovatif fikirli olan gıda mühendislerimiz var. Çünkü biz burada işte hem ticaret odası yapısı kaynaklı hem sanayici sıfatıyla mümkün olduğu kadar da üniversitemizde entegre bir yapı sürdürmeye çalışıyoruz. Buradaki bölümdeki hem hocalarımız olsun hem öğrencilerimiz olsun gerçekten çok farklı bakış açılarıyla gelen argesel düşüncelerimiz var. Mesela en ilginci ne? Onu söylemeyeyim. Yani size bayağı bu da olur muymuş falan filan dedi. Genelde çünkü hani bu da olmaz dedilen şeyler yıllar sonra gerçekten oluyor. Asıl olması gereken, yani kimse tavsiye etmiyorsa o iş mutlaka bir şekilde başarıya ulaşıyor. Yapma dedikleri, olmaz bundan tutmaz dedikleri şey bir süre sonra bir bakıyorsunuz talep edilen bir şey olabiliyor. Mesela tuzlu çikolata gibi. Mesela evet. Geçenlerde deniz tuzlu bir çikolata tükettim. Hani kim tuzlu bir çikolata yemek ister ki mantığıyla tüketirken baktım farklı, yani hani baklavanın biberli olması gibi bir şey baktığında hani her şey olabilir. Hani o çılgınca olan fikirlerin arkasında... Ya artık çikolata bence birçok ürüne entegre edilebilir hale geldi. Yani neredeyse çikolatayı sevmeye kalmadığı gibi bir denklemdeyiz. Dolayısıyla birçok ürünle eşleştirildiğinde güzel sonuçlar çıkıyor. Yani bu da bir dipnot olsun. Çikolatalı peyniri bekliyoruz. Yakın zamanda çikolatalı bir üründe reyonlarda olabilir. Çok güzel. Yani çünkü çikolatayı kahvaltı biz nasıl şey sürülebilen formda tüketiyoruz. O da çok fazla sağlıklı değil. Yani hiç sağlıklı değil. Baktığınızda palmiye içerdiği için dünyada değil, evet. Mi? Hani yasaklanmış. Gerçi şimdi içinde trans yağ içermiyor ürünler çıktı. Var. Gerçi trans yağ içermiyor olması farklı zararlı yağlar içermediği anlamına gelmiyor. O yüzden hani onları tüketimi çok fazla sağlıklı değil. Yani süt ürünlerine kombin çikolatalı dediğiniz ürünleri ben açıkçası merakla bekliyor olacağım çocuklarıma da yedirmek için sizden. Onun dışında bahsetmek istediğiniz herhangi bir ekstra bir konu var mı? Hani benim sormayı atladığım. Ya şöyle, Deniz'de aslında ciddi bir girişimci yapısı da var. Yani bizim bu yapıda hem kendi bünyemizde çalıştığımız hem de paydaş olduğumuz mesela... sanayideki donanım otomasyoncu arkadaşlarımız. Yani Deniz'e baktığınızda böyle minimal yavrulamış birçok fikir var. Bunların aslında Lego gibi birleşip daha böyle maksimize edildiği sonuçların oluşacağı bir denkleme doğru gidiyoruz. Bu konuda hani Denizli'de çok böyle teknolojik bir yapı yokmuş gibi gözükse de kendi etrafımızdaki ben arkadaşlarla sohbet ettiğimde herkes aslında teknolojiyle böyle bir parmak teması var. Yani bu üreticisinden sanayicisine aslında herkesin biraz daha içindeki o işine duyduğu aşkla da alakalı. Daha iyisini nasıl yaparız da alakalı. Hani bu konuda bence Denizli olarak biz biraz daha şanslı illerden biriyiz. Çok doğru. Denizli'mizde ben de fark ediyorum. Hani herkes bir yeni bir atılım içerisinde, yeni bir girişim içerisinde. Yani kendi işi duruyor. Farklı ne yapabilirim, ekstra ne yapabilirim ve kendi işimi daha da nasıl geliştirebilirim? Birçok aldığım konuklarda da bunu fark ettim.
kendisi farklı bir alanla ilgilenirken dediğiniz gibi teknoloji yatırımlarıyla, işte yeni inovasyon alanlarıyla ürünlü veya yeni bir bölüm, yeni bir alanı kendisinde hani çalışmayı seviyor. Yani deniz insanı, çalışkan zaten. Üretmeyi de seviyor, ihracatı da seviyor. Bunun dışında örnek bir ilimiz bence. Hani çok fazla yeniliklerle birlikte beni takip eden arkadaşlarım işte denizden gene şunu duyduk, bunu duyduk. Ben açıkçası gurur diyorum sizin de yer aldığınız sektörle birlikte. Bu arada TOP Genç Girişimciler İcra Kurulu üyesisin. Onun hakkında birazcık bahsedelim istersen. Neler yapıyorsunuz orada? Aslında bahsettiğimiz verimli toprağı daha verimli hale nasıl getirebiliriz? Hı hı. Birbirinden habersiz olan parçaları nasıl birleştirebiliriz? Aslında kurulun asıl amacı bu. Yani genç girişimciler... Network. Tabii network'ü sağlamak. Yani işte bu TÜBİTAK projesinde de bizim bir üniversiteyle beraber entegre bir ARGE çalışması yapmamız. Burada Denizli bünyesindeki böyle mikro yapılardaki arkadaşları entegre etmemizdeki amacımız buydu. Çünkü haklı olarak şimdi bir icra kurulu üyesiyseniz ne yapıyorsunuz? Yani tamam fikir verme yönünden her şey çok güzel de peki siz elinizi taşın altına koyup hangi projeyi yaptığınız noktasında aslında hem Türkiye'deki süt sektörünün hiç bakılmayan bir bakış açısıyla tamamen sahadaki ilk halkaya indiğimiz bir teknoloji yatırımı sağladık. Hı-hı. Burada sağ olsun da üniversitemize inanılmaz büyük destek aldık. Sanayideki en ufak atölyeden donanım yapısındaki destekçi olan firma sahibine kadar destek aldık. Buradan şunu görebiliyoruz, yani fırsat verildiğinde, doğru network sağlandığında aslında işin akışı siz bir daha müdahale etmeden çok rahatlıkla ilerliyor. Çünkü herkes daha iyisini nasıl yaparım, bunun daha farklı nasıl yaparım, bakış açısı zaten var. Önemli olan doğru parçaları network'te birbiriyle temas ettirmek. Çok güzel, çok güzel. Çok keyifli bir program oldu. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Gitmeden önce sana koşukla uğurlamak istiyorum. Buradan neyle ayrılıyorsun? Hangi farkındalıkla uğurluyoruz seni? Aslında denizimizde böyle bir iş hayatındaki network'ü de halklara iletebileceğimiz yapıda naizane beni de buraya dahil etmeniz bu yapıyı daha da benimsel formda görmeme sağladı. Bu konuda çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli vaktini ayırdığın, programımıza konuk olduğun. Haftaya yeni konu ve konukla tekrar bir arada olmak üzere. Hoşça kalın.